Evet, karşılaşmanın özet görüntüleri ekranlarınıza getirdik değerli izleyenler. Ne yazık ki 3-0 mağlup ayrıldık bu mücadeleden. Portekiz mücadelesinin zorlu olacağını aslında biraz tahmin ediyorduk ama evet, bizim bu kadar ilk maçtan farklı oynayacağımızı tahmin etmiyorduk. Sizinle başlayayım isterseniz şöyle genel değerlendirmenizle. Burak'la başlayalım çünkü olur. Burak teknik adam gözüyle daha iyi tabii anlatır. Ki. Ben Burak'tan sonra bir şeyler söyleyeyim. Tabii ki seninle belli devam Burak'tan edelim. Aydınlanmış olayım. Tamam. Estağfurullah. Memnuniyetle. Şimdi şöyle öncelikle birkaç başlık koydum. Bunu arttırabiliriz birlikte de. Bir hedefle beklenti. Bunu bir konuşmak lazım. Şimdi bizim milli takımımız bu turnuvanın en genç ikinci takımı. Evet. Ve çok düzenli oynamayan oyuncularımız da var takımın içerisinde. Ve baktığınızda tabii üçüncülerin de çıkabildiği bir turnuvada gruptan çıkmak tabii ki bizim hedefimiz olacak. Ama bizim böyle çok yukarılara gidebilecek bir şu an için halihazırda formda bir milli takımımız hem tecrübe olarak hem form olarak yok, potansiyel olarak var. Yani potansiyelden kastım bu futbolcu arkadaşlarımız, yani genç arkadaşlarımız 1-4 yıl sonra ki Avrupa şampiyonası çok daha iyi yerlere taşıyabilirler bizim milli takımımız, ama şu an için daha mütevazi düşünmemiz. Çok yukarılardan kastın yarı final, çeyrek evet, final. Evet tabii ki çeyrek final, çeyrek final bence büyük başarı olur. Öncelikle doğru hedefleri koyar isek, daha doğrusu beklentiyle birlikte doğru hedefleri koyarsak aldığımız sonuçlara da reaksiyonu daha doğru veririz diye düşünüyorum. Bu sahanın taktiksel tarafının dışarısındaki bir nokta. Oyunun içerisine girecek olursak da bir defa bir arada oynama alışkanlığı olmayan bir ilk 11'imiz var. Evet. Takımda futbolcular, yani 5 benzemez diye bir terim vardır ya, yani oyuncuların oynayacağınız taktikle oyuncu profilleri uygun değil. Bir arada oynama alışkanlığı çok önemlidir. Hem takımda hem milli takımda biz hiç o noktada değiliz baktığınızda. Özellikle savunmada değiliz. Savunma, kale, yani savunmadaki oyuncularımız savunma 6 numara kaç defa bir arada oynadılar? Bunu tartışabiliriz. İkincisi oyuncu ve mevki tercihleri. Burada baktığımızda şimdi fena oynamamış bir Mert Müldür var. Evet. Mert Müldür'ü çıkarttık. Sakatlıktan yeni çıkmış. Zeki'yi koyduk. Zeki tamam bu takımın birinci sağ beki olabilir. Ama bu kadar sert bir maçta hazır bir maç ritmi olan ve ilk maçta da fena oynamamış. Galip gelen takımda o özgüvenli, moralli bir oyuncunun oynamaması tartışılabilir. Saygı duyuyorum bu arada hocanın kararına ama bunları konuşmak gerekiyor. Akabinde şimdi sezon boyunca hiç oynamamış Altay'la başlamış olması da bir soru işareti. Şimdi özellikle savunma oyuncuları, bütün oyuncular da önemli ama Demet, özellikle kaleci ve savunma oyuncusunda çok çok önemlidir maç oynamak. Çünkü en yüksek konsantrasyon ve devamlılık gerektiren pozisyonlar bunlardır. Evet. Stoper bir kere hata yaparsın, Samet ilk hatasında gol yedik. Altay bir hata yaptı, gol yedik. Dolayısıyla baktığınızda burada Mert sakatmış sanıyorum. Mert sakatlandığı için oynamış. O zaman Uğurcan iyi bir sezon geçirmesi de çok daha fazla maç oynadı. Formda biraz daha. Yani Uğurcan'ı niye değerlendirmedi? O konuşulabilir. Sadece bu mevki tercihlerine. Barış Alper bu maçta sanki santrafor oynaması daha mantıklıymış gibi gözükse de hiç doğru düzgün bir kontra bir planımız yoktu. Hiçbir kurgumuz yoktu doğru düzgün. Sadece Kerem Aktürkoğlu'nun rakip savunma offside çizgisinde bek stoper arasına attığı arkaya koşular haricinde herhangi bir şey görmedik. Bir sol kanattan Kerem'in olduğu bölgeden bir hareketlilik oldu ama ilk yarıda değil mi? Bir tek olan o oldu. Baktığınızda bir de Kerem'in özellikle bireysel becerisiyle savunma arkasına atılan toplarla. Sonra devam edecek olursak, şimdi eğer kontra oynayacaksanız orta sahada ya da şöyle söyleyeyim Portekiz'e karşı topu sürekli Portekiz'e bırakacaksanız ki normaldir bu. Ama o vakitte biraz daha 2-6 ile oynayabilirsiniz. Bu kadar yumuşak bir orta sahayla oynayamazsınız. Bakınız şimdi Gürcistan'a karşı çok net pozisyonlar verdik biz. Ve orada orta sahamızın ve bunlar genelde merkez tutamazsanız verirsiniz bu savunma geçişlerindeki pozisyonları. Merkezi tutamadık. Şimdi Portekiz çok daha etkili bir takım. Yani kıyaslayamazsınız. Kvaratskhelia çok önemli bir oyuncu ama Leao ile şu anki formunu, yani Serie A'nın en iyi kanat oyuncularından biri Leao. Böyle bir oyuncu var karşınızda. Öbür tarafında Bernardo Silva gibi bir oyuncu var. Baktığınız takdirde bu orta sahanın yumuşak kalacağı çok belliydi. Yine orada bir durum var. Ha, dersiniz ki biz topla oynamaya çalışacağız. Böyle biz oynayarak yenileceksek de yenileceğiz. O zaman kabul edebilirim bu orta üçlüyü.
Ama savunacaksanız bu orta üçlü kabul edilecek bir orta üçlü değil. Bunu da söylemiş olayım. Santifor tarafında da dediğim gibi Barış Alper ilk maçta çok etkisiz kaldı. Evet. Hani onu anlayabilirim biraz daha derin defansın içerisinde. Burada da yine çok faydalı olmadı. Arda'nın yorgunluk olayı ayrı bir olay. Kenan'ın oynatılamayabilir ilk maçın kötülerindendi ama daha evvel değerlendirilemez miydi? En azından maç gitmişken daha evvel aktarılamaz mıydı? Bunları daha da derinleştirebiliriz ama böyle bir girizgah yapmış olayım. Peki sizinle de şöyle bir girizgah yapalım Selahattin Kınalı. Özellikle Burak Kural hedef üzerinden ve oyuncuların da birbirleriyle oynama alışkanlığının azlığından da bahsetti. Bu konuya siz de katılıyor musunuz? Katılıyorum. Devam edelim mi? Şimdi Burak teknik yönden söylemesi gerekenleri söyledi. Genel algı da yorumlama şekli de bu oldu. Sosyal medyayı takip ediyoruz. Edebildiğimiz kadar yayınları izledik filan. Ama ben şöyle bir temel yanılgı olduğunu düşünüyorum. Ben hocanın en başta onu söyleyeyim. Oyuncu seçimlerine çok karışmaktan yana değilim. O bizden daha çok. Bu turnuva bittikten sonra daha net ve sert cümleler belki kurabiliriz, tespitler yapabiliriz. Ama hocanın da herhalde en az bizim kadar kazanmak istediğini ve oyuncularla sürekli bir arada olanın da o olduğunu göz önüne alarak niye Kerem var, niye Kenan yok, işte niye ben hatta niye Altay, niye Uğurcan yok da demekten yana değilim. Zaten Trabzonsporların milli takımla ilişkileri her zaman sorunlu olmuştur. Milli takım maalesef ülkenin her anlamda merkezi İstanbul olduğu için her zaman İstanbul bakışıyla kurulmuştur. İstanbul'un karması gibi bir şey olmuştur. O yüzden Trabzonsporların bunu çok da dert etmemesi gerekiyor. Onlar her ne kadar inatla biz de bu ülkenin parçasıyız, bu oyunun başrollerinden biri de biziz deseler de asıl belirleyici olan ekonomik ve siyasetin bakışı oluyor. Onun da en güçlü, en temel motivasyon noktası İstanbul. O yüzden o taraflara çok girmekten yana değilim. Ama kaçırılan şu bana göre. Şimdi Türkiye bu grubu ikinci bitirirse ya da üçüncü bitirirse büyük ihtimalle kimle oynuyor? Fransa ile İngiltere ile öyle bir şeyler var yani. Muhtemel rakip o. Bu durumda Türkiye'nin bir sonraki tur elenmemesi için değil mi? Şansımız çok zayıf olur Fransızlara karşı özellikle. Tabii. Hadi ben İngiltere'ye karşı biraz oynayabileceğimizi düşünüyorum. O kadar teslimiyetçi değilim. Bu gruptan lider çıkması gerekiyordu Türkiye'nin ve Montella da bu mantıkla oynayarak kazanabilecek bir takımla çıktı sahaya. Burak az önce değindi ona. Ben öyle gördüm. Yani Montella ve milli takım oyuna hiç de fena başlamadı. Bu arada belediyeler böyle şeyler kurmuşlar. Dün Kadıköy'de, İskele'de, sahilde, evet, Kişi'yi orada izledim. Kişide. Ve şeyi de tabii ben hani biraz sosyolojik gözlem de yapayım diye gittim oraya. Yani orada 3-5 bin kişi vardı. Kimse niye o oynamıyor, bu oynamıyor kimse demedi. Herkes oyuna odaklandı. Hoca kimi seçtiyse o oynuyor işte. Evet. Şey de diyorlar, Arda niye yok? Oğlum diyor işte ikinci yarı onunla vuracağız Portekiz'i. Yani o temel doğru da öyle söyleyelim. Herkes buluşmuştu. Ve Türkiye solda Yunus, sağda Yunus, solda Kerem'le ilk pozisyonlarda ikisi de kendilerini tutan oyunculara üstünlük sağladılar. Ve Türkiye pozisyona girdi. Kerem bir golcü olsaydı mesela Zeki'nin pasını gol yapardı. Bir tane daha benzer pozisyon oldu. Evet, iki. Yunus da kendisini tutan sol beki zor durumlara düşürdü. Yani başlangıç performansı iyiydi milli takımın. Ama arka taraf o kadar oynayan oyuncular içinde o kadar bir soru işareti ki. Yani sol stoperimiz ağır, sağ stoperimiz ağır. Sağ bekimiz sakatlıktan çıkmış, sol bekimiz Ferdi. Ferdi de sakatlıktan çıkmış. Ferdi de son maçta hatta hoca oynatmamayı düşünüyordu. Kendisi söyledi. Ya hiçbirisi tamam değil çocukların. Kaleci de sakat. Evet. Ya Mert de sakatlanmış. Bu öndeki oyuncunun da özgüvenini birazcık etkiliyor. Ve karşında da bir rakip var. Futbolun tilkileri diyelim Portekizlilere. Onlar da senin takımının zayıf yönlerini gayet iyi biliyorlar. Türkiye başladığı gibi sürdüremediği için oyunu, bunda orta sahanın yumuşaklığının bir etkisi var mı? Evet, elbette var. Barış Alper'in o müthiş özverisine rağmen verimsizliğinin de etkisi oldu. Çünkü bir takımın oyunu önünde tutabilmesi için santrforunun buluştuğu topları 3 saniye, 5 saniye kendisinde tutabilmesi lazım ki arkadaşları gelsinler. Biz o topların hiçbirini tutamadık. Tutamayınca da oyun
60-70 metreye yayıldı. 60-70 metreye yayılan oyunda bireysel yetenekli oyuncuların yeteneklerini kullanma alanı doğar. Hı hı. Yetenekli oyuncular da herhalde Portekiz'de kafi derecede var. Ki bana göre Portekiz'in kamburu Ronaldo şu anda. Yani Ronaldo'suz bir Portekiz çok daha verimli olur. Ronaldo kardeşimiz kusura bakmasın dün asiste yaptı ama bu asisti ben de yapardım yani.